وغايتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى، وغايتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Emma ba'd. Sevgili dinleyiciler, Bir Öğüt Alan Var mı programında daha sizlerle beraberiz. Bu programımızda inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okumanın faziletine dair söylemiş olduğu hadislerden bir nebze sunmaya çalışacağız. İnşallah burada okuduğumuz hadislerle önce kendimiz amel eder, sonra da bu güzel sözleri Bu sözleri bilmeyen insanlarla paylaşırız. Allah bizleri ve sizleri Kur'an ehlinden eylesin. Değerli dinleyiciler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ve Kur'an-ı Kerim okuyanların faziletine dair şöyle buyurur. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Müslim rivayet etmiştir. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da 10 sevaptır. Bakınız, ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Tirmizi rivayet etmiştir. Her zaman Kur'an okuyan kimseye şöyle denilecektir. Oku ve yüksel. Dünyada tertil ile okuduğun gibi burada da tertil ile oku. Şüphesiz ki senin merteben okuduğun ayetin son noktasındadır. Ebu Davud rivayet etmiştir. Kıyamet gününde Kur'an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur'an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur'an'ın önünde Bakara ve Ali İmran sureleri vardır. Her ikisi de kendilerine okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar. Müslim rivayet etmiştir. Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Buhari rivayet etmiştir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraber olacaktır. Kur'an'ı kekeleyerek zorluklarla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Kur'an okuyan mümin portakal gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık fesleğen gibidir. Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık ise Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu yoktur, tadı da çok acıdır. Buhari rivayet etmiştir. Allah şu Kur'an'la bazı kavimleri yükseltirken bazı kavimleri de alçaltır. Müslim rivayet etmiştir. Sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Buhari rivayet etmiştir. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harabe bir ev gibidir. Tirmizi rivayet etmiştir. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz ki şeytan içerisinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Müslim rivayet etmiştir. Evet sevgili dinleyiciler. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'in ve Kur'an-ı Kerim okuyanların faziletine dair birkaç tane hadis okuduk. Bir Müslüman mutlaka Kur'an okumalıdır. Lakin biz bununla sadece Arapça metnini okumayı kastetmiyoruz. Bir Müslüman elbette ki Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için, onun kitabını onun gönderdiği lafızlarla okumak için Kur'an-ı Kerim'le meşgul olacaktır. Onun orijinal Arapça lafzını okuyacaktır. Ama Kur'an-ı Kerim'in asıl amacı bu değildir kardeşler. Kur'an-ı Kerim'in asıl amacı Allah-u Teala'nın muradını anlamaktır. Ayetlerle bize ne mesaj vermek istiyor bunu idrak edebilmektir. Bunun da yolu Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumaktan geçer. Şimdi burada inşallah çok önemli bir bilgiye yer vereceğim. Biz Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Kur'an-ı Kerim okumamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. Bunu anladık. Peki Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyacağız? Nelere dikkat ederek okuyacağız? Ve hangi usule dikkat ettiğimiz zaman daha iyi anlayacağız? Şimdi inşallah buna cevap arayalım. Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'i anlayarak ve Rabbinin muradına uygun bir şekilde okumak isteyen birisinin
Her şeyden önce önüne bir defter, iki tane de kalem koyması gerekir. Kalemlerden birisi yazmak için, bir diğeri de çizmek için. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığında hoşuna giden, kendisini etkileyen ve Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler de mi varmış dediği ayetlerin altını çizecek, anlayamadığı veya ilk başta kendisine kapalı gelen ayetleri ise hemen not edecek. Örneğin Kur'an-ı Kerim meali okumaya başlayan birisi Bakara suresinin 57. ayet-i kerimesine geldiğinde eğer bu ifadenin ne manaya geldiğini anlayamıyorsa hemen önündeki deftere ben bu ayeti anlayamadım veya bu ayet-i kerimede ne kastediliyor, şu ifade bana neyi anlatmaya çalışıyor, ben bunu anlayamadım diye oraya not edecek. Ve Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bu usul ile okuyacak. Kur'an-ı Kerim'in sonuna geldiğinde örneğin 300 tane soru çıkaracak. Anlayamadığı veya anlamakta zorlandığı 300 tane soru. Sonra Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde ikinci kez okuyacak. İkinci kez okuduğunda inanın önceden anlayamadığı 300 ayetin hemen hemen yarısını anlayacak. Anlayamadığı ayetlerin sayısı örneğin 150'ye düşecektir. Sonra ikinci kez meali bitirişinin ardından eline bir hadis kitabı alacak. Örneğin Riyazu Salihin. Sonra Riyazu Salihin'i de anlayarak okumaya çalışacak. Bu şekilde Riyazu Salihin'i de bitirdiğinde Kur'an-ı Kerim'den anlayamamış olduğu ayetlerden bir kısmını daha anlamış olacaktır. Çünkü unutmayalım ki kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in kendisi nasıl ki kendisini tefsir ediyorsa, bazı ayetler nasıl ki bazı ayetleri şerh ve tefsir ediyorsa, aynı şekilde hadisler de Kur'an-ı Kerim'i şerh ve tefsir etmektedir. Dolayısıyla hadisi şerifleri okuyan bir insan, Kur'an-ı Kerim'de anlayamadığı bazı ayetleri bu sayede anlayabilir. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra geriye Kur'an-ı Kerim'in %20'lik bir kısmı kalacaktır. Yani önce Kur'an-ı Kerim'i mealinden anlayamadığı ayetleri not alarak, etkilendiği ayetleri çizerek bir kere bitirecek, ikinci kez bunu tekrar edecek, sonra bir de Riyazu Salihin okuduğunda geriye anlamadığı ortalama %20'ye tekabül eden bir ayet yekünü kalacak. Bu %20'lik kısım da zaten ya müteşabih ayetlerden oluşmaktadır ya da ahkam ayetleri dediğimiz ayetlerden oluşmaktadır. Bunlar da Kur'an ve sünnet ilmine sahip olan alimlere müracaat etmekle inşallah öğrenilecek hususlardır. Dolayısıyla bir insan eğer Rabbinin kitabını anlamak istiyorsa dediğimiz usule riayet ederek bir okuma yapabilir ve bu okuma sayesinde inşallah Kur'an-ı Kerim'in ne anlatmak istediğini, temel mesajlarını, kendisinden neler istediğini en azından hakkıyla idrak edecektir. Detay meselelere gelince onlar da inşallah zamanla tefsirlere müracaat ederek veya ilmine güvenilen alimlere müracaat edilerek anlaşılacaktır, anlaşılır hale gelecektir. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'i kesinlikle okumamız gerekir. Kur'an-ı Kerim okuyan insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de ifade buyurulduğu gibi kıyamet gününde çok büyük mevkilere nail olacaklardır. Onlar vahiy getiren itaatkar şerefli meleklerle bir arada olacaktır. Onlar inşallah cennette en yüksek mertebelere aday olacaktır. Okudukça yükselecekler, yükseldikçe en yüksek mertebelere ulaşacaklar. Unutmayalım ki bir insan eğer Kur'an-ı Kerim'den 100 ayet biliyorsa 101 ayet bilen insana nispetle cennette daha düşük bir seviyede olacaktır. 101 ayet bilen insan da 100 ayet bilen insana nispetle cennette bir üst makamda olacaktır. Yani 100 ayet bilen bir Müslüman 101 ayet bilen insandan daha üst bir seviyeye çıkamayacaktır. Bu nedenle her Müslümanın cennetteki makamını artırması gerekir. Cennetteki makamını yükseltmesi gerekir. Neden cennetteki makamımızı yükseltmiyoruz? Neden cennette daha yüksek seviyelere ulaşmak için uğraşmıyoruz? Neden küçük makamlara rıza gösteriyoruz? Bir müminin himmeti âli olması gerekir. Bir mümin en üst şeye talip olması gerekir. Bir mümin asla aza rıza göstermemesi gerekir. Eğer bizim cennetin en yüksek makamına gitme gibi bir imkanımız varsa bunu kullanmamız gerekir. İşte bunun da yolu Kur'an-ı Kerim ayetlerini bilmekten geçer.
Kur'an-ı Kerim'i yalın bir şekilde ezberlemek değil kastımız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak, Rabbimizin mesajını idrak etmek, bizden ne istediğini fehmedebilmek. Eğer biz bunu becerirsek, eğer biz bunu yaşarsak, eğer biz bunu hakkıyla yerine getirebilirsek, o zaman işte cennetteki makamımız yükselecektir. Unutmayalım ki bir fazla ayet bilen insan cennette bir yüksek makamı elde edecektir. İşte Müslüman aza değil, her zaman çoğa taliptir. Müslüman küçük şeylere değil, her zaman büyük şeylere taliptir. Evet değerli dinleyiciler, Bir Öğüt Alan Var mı programında daha sizlerle beraber olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Rabbimin rahmet ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلى